Merhabalar herkese. İnternet üzerinden oynanan Speed Chess turnuvasının çeyrek finalinde çok keyifli bir eşleşme vardı. Bir tarafta dünya şampiyonu Magnus Carlsen, diğer tarafta Rusya'nın önemli büyük ustalarından Vladislav Artemiev ki ben de sizlere bugün bu heyecanlı eşleşmeden bir oyun paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Artemiev var, siyah taşlarda Carlsen var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. At F3'te oyuna başlıyoruz beyazlarda. C5'ten sonra C4, at F6'dan sonra G3. Tipik bir İngiliz oyunu izliyoruz beyazlardan. Filini G2'den fianchetto fili olarak geliştirecek. Carlsen de filini B7'den geliştireceğini B6 hamlesiyle gösteriyor bizlere. Fil G2, fil B7'den sonra. Hemen rokunu atmış. Beyazlardan hızlıca rok geldi. Siyahlardan E6'dan sonra fil E7 kısa rok geleceğini düşünebiliriz. At C3'ten sonra fil E7 ve kale E1. Burada şimdi beyazların isteği aslında E4 oynamak ki kale E1 ile bu E4 piyonu desteklenmiş oluyor ama siyahların hemen bir D5 hamlesi gelebilir. Fakat burada Magnus Carlsen D5 oynamayıp D6 oynamayı tercih ediyor. E4'ten sonra A6 herhangi bir at B5 temposunu istemediğini belirtiyor Magnus Carlsen. D4'ten sonra CD4 at D4 beyazların biraz daha merkezi bir konum elde ettiğini söyleyebiliriz tabii ama siyahların da buna katkısı oldu açılış hazırlığı olarak açılış tercihi olarak. Vezir C7 oynuyor. At B5 oynanmadıktan sonra, at B5 gelinemedikten sonra vezir C7'den geliştirilmiş oldu. Fil E3 ve hemen at BD7 oynuyor burada Magnus Carlsen. Gelişimine devam ediyor ama tabii aklımıza geliyor yani vezir çarpı C4 alamıyor muyuz? Nasıl konumlar oluşuyor? Merak ediyoruz tabii ki. Vezir çarpı C4'ten sonra aslında olay şu. Yani beyaz zaten taşlarını daha iyi yerleştirmişti. Tempo olarak da daha önde yani. Rok attı, kaleyi E1'e koydu. Siyah şah şu an E8'de ve C4'ü almak da bir tempo daha kaybettikten sonra gerçekten başına gelmeyen kalmıyor. Biraz baktım varyanta. Kale C1'den sonra şimdi açarak sürekli vezir tehdit edeceğim. Özellikle at D5 ardından at C7 isteklerim olacak. Bu yüzden veziri bu yerden atmam lazım. C hattından atmam lazım. Vezir B4 gibi bir şey oynadığım zaman bu sefer de E5 devreye giriyor. Yani E5'te şimdi ver F6'yı, ver B7'yi. Fil çarpı G2 alırsan E çarpı F6. 2 fil istekte fil çarpı F6. Şah çarpı G2'den sonra bir alet geride kalmış oluyor. Doğal olarak bunu istemeyecek ama tamam at D5 oynasın diyelim ki çaprazı kapatsın. Bu sefer de başka bir şey devreye giriyor. C hattına bakalım. E hattına bakalım. Şahın E8'deki konumuna bakalım. Gerçekten siyahlar için ne kadar tehlikeli olduğu konumun aslında bu varyanttan belli oluyor. At çarpı D5, fil çarpı D5, fil çarpı D5, E çarpı D5'ten sonra kale C8 inebiliyor burada beyazlar. Ve şah D7'ye giderseniz tahtanın garip bir yerinde mat oluyorsunuz. Çünkü vezir G4'ten sonra hem kale savunuluyor hem şah çekiliyor. Yapacak hamleniz yok. Direkt mat olmuş oluyorsunuz ve E8'deki şahın ne kadar kuvvetsiz olduğu ortaya çıkmış oluyor. Fil D8 oynadığınız zamansa E hattı bu sefer bir anda açılabilir. Çünkü fil D2'den sonra şimdi E5 piyonu ile alakalı da bir şeyler yapılacak ve siyahlar için aslında oyun bitmiş olacaktı. Hani piyonun alınamadığını biliyoruz ama nasıl taktik şeyler çıkıyor aslında ben devamında biraz ona bakmak istedim burada. Fil E3'ten sonra at BD7 gelmiş siyahlar ve kale C1 ile gelişimine devam ediyor beyazlar. Şu ana kadar vezir hariç bütün taşlarını oynamış oldu. Kısa rok attı şimdi Carlsen ve F4. Beyazlar alan hakimiyetini biraz daha arttırıyor. F4'ün ardından birazdan gelecek hamlelerle daha çok şah kanadına yönelebilir. Kale C8'den sonra G4. Bu arada şunu belirteyim. Bu hamlelere kadar Magnus Carlsen bu açılışı sıklıkla tercih etmiş. Yani Dinkdiren'e karşı oynamış, Recepov'a karşı oynamış, Sviddler'e karşı oynamış. Bu açılışı daha önce Carlsen zaten oynamıştır da hani kayıtlarda da var. Uzun tempo maçlarda da tercih etmiş bu açılışı daha önce Magnus Carlsen. Ki bu oyun 5 dakika artı 1 saniyelik tempoda oynanıyor. Kale C8'den ardından G4 geliyor ki G4, F4, E4 piyonları şimdi yavaş yavaş bize bir şey hatırlatıyor. Belki de H4 de geleceğiz. Ardından bu piyonları sürüp bu şahı tehlikeli konumlarda bırakmaya çalışacağız. Ama bizim şahımızın da tabii biraz tehlikeli konumlarda kalabileceğini söyleyelim. Tabii Magnus Carlsen'in açılışı daha önce oynamış oldu. Daha önceden oynamış oldu ve dünya şampiyonu olduğundan dolayı şansları olacaktır. Ama burada Artemiev'in güvencesi tabii ki bu piyon yapısı alansızlık ve taşların kolay kolay şah kanadına yardım edemeyecek olması diye düşünüyorum. At C5 oynuyor burada Magnus Carlsen ve diyor ki ver E4 piyonunu atımı da C5'e yerleştirdim. Fil F2 E4'ü savunuyor fili geri çekerek Artemiev H6. Şimdi göstere göstere bir H4 G5 veya direkt G5 temaları var ama direkt Magnus Carlsen burada H6 oynamayı tercih ediyor. Demek ki G5'ten sonra H5 FG5
At e8'den sonra o g5 piyonuna bakabileceğini düşünüyor Magnus Carlsen. Burada Artemiyev önce bir b4, o atı kovuyor c5'teki atı d7'ye, ardından g5 oynuyor. H çarpı g5, f çarpı g5'ten sonra artık önce c5'teki at, sonra f6'daki at kovuluyor. At e8'e gidiyor ve Artemiyev'in o güzel hamlesi geliyor. Şimdi konuma baktığım zaman alan hakimiyetim var. Taşlarım daha iyi vaziyetlerde, daha gelişebilir vaziyetlerde. Siyah taşlarsa çok koordinesiz, yani E8'deki attan zaten direkt belli oluyor bu konum. Hani taşlarımı yerleştirmekte güçlük çekiyorum. Taşları kırışmak istiyorum biraz daha. Artemiye burada G6 oynuyor ki bu konumu daha da rahatsız etmeyi başarıyor siyahların konumunu. Şimdi ne yapacaksınız? Herhalde F çarpı G6 alamıyorsunuz. Çünkü at çarpı E6'dan sonra çatal yemiş oluyorsunuz. Bu yüzden G6'ya at E5 oynamayı tercih ediyor. Atı merkeze oturmuş oldu. D'de ve F'de piyonlar yok. Bu yüzden at gayet güzel bir karede G6'ya bakıyor, F7'ye bakıyor ve G çarpı F7'den sonra da kale çarpı F7 hamlesi geliyor. Buralar kritik yerler ve Artemiye buraları gerçekten çok büyük bir ustalıkla oynuyor. Çünkü şimdi at çarpı E6 oynasaydı eğer burada Artemiyev oynamamış. Belirteyim, bazen varyant karışıyor diyorsunuz çünkü. At çarpı E6 oynasaydı bu sefer vezir çarpı C4'ler vardı. Çünkü biraz önceki gibi değil artık. C1 baskıları vezirin boşta kalmamasını sağlıyor. Burada tabii hem E6'ya bakış var, hem de dediğim gibi C1'e bakış var. E6'ya bakışı mesela at D5 ile engellediğin zaman vezir çarpı C1, vezir çarpı C1, kale çarpı C1, kale çarpı C1'in ardından fil çarpı D5, E çarpı D5, kale çarpı F2. Aslında böyle çok karışık ya, 50 tane hamle gibi oldu ama sadece kırış hamleleri, yani kırdım 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 kırdım, kale çarpı F2 en son kırış hamlesi ki emin olun bu ustalar bunu yani 2-3 saniyede hesaplayabilecek oyuncular. Kale çarpı F2'den sonra siz şah çarpı F2 alamıyorsunuz. Çünkü at D3'ten çatal yemiş oluyorsunuz ve taş geri kalmış oluyorsunuz bu sefer. Bu yüzden kale çarpı F7'den sonra at çarpı E6 direkt almıyor Artemiye. Flash 3 oynuyor. Diyor ki ya ben E6'yı zaten alabiliyordum. Bir taşla daha bastım ki. Fil çarpı E6 çok daha kuvvetli bir hamle gibi gözüküyor. F7'deki kaleyi ben açmaza alıyorum, şişe alıyorum. Hem de C8'deki kaleyi istiyorum. Yani burada Carlsen'in bir tane kalite kaybedeceği artık malum. Kale F6 oynuyor burada Magnus Carlsen. F7'deki kaleyi kaçmaya çalışıyor. Kale F6'dan sonra at çarpı E6 geliyor. Ver veziri ve vezir çarpı C4. Biraz önceki konumdan bir fark var tahtada. Yani flaş 3 at çarpı E6 ile biraz önceki konum arasında, tabi arada kale F6 var, bir fark var. O fark E7'deki fil. E7'deki filin ne kadar önemli olduğunu veya F7 kalesinin E7 filini ne kadar savunmasının önemli olduğunu şimdi görüyoruz. Çünkü burada oyun at D5 ile devam ediyor. Ver veziri, ver F6'yı, ver E7'yi. Biraz önceki konumda bunlar yoktu. Çünkü C1'den değişildikten sonra siyah taşların hepsi korumalıydı. Ama şu anda baktığımız zaman filim boşta, kalem isteniyor, vezirim isteniyor. Açıkçası bir şeyler yapmam lazım. Taşlarımı kurtarabilmem lazım. Kale G6 ile önce bir şah çekiyor burada Magnus Carlsen. Fil G3 ile kapatılıyor. Taşın bir tanesini kurtardık. Peki veziri kurtarmam lazım şimdi. Vezir çarpı C1 ile devam ediyor burada Magnus Carlsen ama vezir çarpı C1'den sonra almak zorunda değilim. Çünkü at çarpı E7 şahla geliyor. Hatta şahtan da ziyade çatalla geliyor. Bütün kaleler istekte. Şah istekte. Şah F7'ye kaçtıktan sonra hala almak durumunda değilim. Özür dilerim. Hala almak durumunda değilim çünkü özür dilerim. Hala almak durumunda değilim çünkü vezir çarpı D1 alındığı zaman kale çarpı D1 gelecek. Bu yüzden at çarpı G6 basitçe olaya devam ediyor burada Artemiyev ve Magnus Carlsen'in burada tercihi vezir çarpı D1 oluyor. Vezir çarpı D1'in devamında hala almak durumunda değilim veziri. Çünkü at çarpı E5 tekrar şahla geliyorum. At çarpı E5'ten sonra resmen yani tık 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 bütün taşlar, bütün taktikler oturdu adeta beyazlar adına. Taşları iyi vaziyetlerdeydi ve taktik konumların onun lehine olacağı belliydi ama yani bu kadar E7, G6, E5 alınması aynı atla gerçekten çok güzel bir taktik olduğu ortada. Burada D çarpı E5 at geri alınıyor. Kale çarpı D1 ile de vezir geri alınıyor ve Carlsen konuma bakıp terk etmiş oluyor. Gerçekten ya bir anda bütün taşlar boşta kaldı. Taşları korumam lazım. Bir şekilde en iyi taktikleri denedim ama mesela şuna bakalım. Yani burada vezir çarpı D1 almasam ben, rakip vezir çarpı C1 istiyor. Diğer taraftan şah çarpı G6 alsam çok daha tehlikeli yollar var. Çünkü fil çarpı fil F5 var.
şah çekiyorum. Şimdi şahın bir yere oynaması lazım. H6'yı oynayamıyor çünkü buradan vezir kaybediyorum. Başka bir yere oynasın. Mesela buraya oynasın. O zaman da vezir, fil ve atla buradan mat macerasına çıkıyorum ki arka tarafta da vezir istendiğini söylemeliyim. Tabii D çarpı E5'ten sonra kale çarpı D1 dedik ve 28. hamlede Magnus Carlsen terk etti. Neden terk ettiğine bakmış olalım. Çünkü yani ya alet gereyim oynanmaz. Piyon sayısı da eşit. Bu bir kenarda dursun ama konum alet gerilikten çok daha fazlası aslında. Çünkü biraz tahtayı çevirdiğimde siyah taşların koordinasyon adına, gelişebilmişlik adına hiçbir şey yapamadığını görüyorum. Şimdi beyazların istekleri neler? At G5. At G5 şah çekeceğim. Ver fil C8. Veya kaleyi ineceğim D7'ye. Bir taraftan şah, bir taraftan fili isteyeceğim. Veya at D8, şah fil. Aynı zamanda C8'deki kaleyi istiyorum. Yani aslında siyahın bütün taşları kötü yerlerde ve direkt istekte kalabiliyor. Bir taş daha kaybediyor burada siyahlar. O yüzden Magnus Carlsen oyunu terk ediyor ki Artemiyev adına gerçekten çok güzel oynanmış bir oyun. Alan hakimiyeti nasıl değerlendirilir? Nasıl taktik şanslar lehimize doğduğunda hızlıca değerlendirebiliyoruz. Ve arada bir kale F7'nin kale F6'ya geldikten sonraki vezir C4 hamlesi de bence olayın kritik olayıydı aslında. Oyunun kritik anlarından bir tanesiydi. Çünkü E7 filinin boşta kalması aslında Carlsen'in alet geri kalmasını sağladı. Bence keyifli bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.